bugün sizlere Ankara Bağlarbaşı Uru Stone'dan sesleniyoruz. Burası bir stone mağazamız. Firma sahibimiz Mert Bey yanımızda. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Mert Bey kimdir? Ben Mert Hocaoğlu. 2015'te Uru Stone'u açtık. Öncelikle buradaki hizmetleriniz nelerdir? Buradaki hizmetimiz dekoratif kültür tuğla ve taşını üretip ve satışını gerçekleştirmektir. Üretim anlamında tamamıyla yerel çimento kullanıyoruz. Yani Türk malı olarak üretip Türk malı olarak yurt dışına satmaya çalışıyoruz. Hedeflerimiz o yani şu an. Şimdi biraz da kalitemizden ve üretim bölümünden de bahsetmek istiyoruz. Nasıl üretiyoruz? Ya üretim, bunun ham maddesi tamamıyla bize Nevşehir'den geliyor. Ponza kumu deniliyor. Ponza kumuyla ve yüksek kaliteli beyaz çimentoyla üretimi gerçekleştiriyoruz. Boya olarak da bunun boyasını tamamıyla yurt dışından ithal ediyoruz. Sadece bizim ithal ettiğimiz malzeme yurt dışından sadece boya olarak geliyor. Geri kalan her şey Türk malı ve yerli olarak üretim sağlıyoruz. Talep doğrultusunda da ekstra bir model üretebiliyor muyuz? Tabii biz mimari çözüm de sağlıyoruz. Yani örnek veriyorum, şu taşın rengi biri ise siz hangi renk isterseniz bize renk seçenekleri mevcut. İstediğiniz renge göre biz çözüm üretebiliyoruz taşta. Ne güzel. Evet. En azından bu konuda da yardımcı oluyorsunuz firma olarak. Özel mimari çizim ekibimiz var. Sizin belirlediğiniz renge göre başta birer metre numune gönderiyoruz. Okeyiniz doğrultusunda üretime alınıyor ürünlerimiz. Peki Mert Bey, sektörel sıkıntılarınız nelerdir? Genellikle değil mi, çalışan konusunda bir sıkıntı çekiyoruz ve ekstradan da sıkıntılarımız var mı? Evet, çalışan konusunda çok sıkıntı çekiyoruz. Bulamıyoruz daha doğrusu eleman. Yani bizim sektör bir de biraz zor sektör olduğu için üretim anlamında pek tercih edilmiyor işçiler konusunda. Evet. Yani elemanda çok sıkıntı yaşıyoruz. Epey bir yaşıyoruz yani. Evet, o konuda zaten mağduruz değil mi? Mağduruz, hem de ustalarımız yetişiyor, ne kalfalarımız tabii, ne çıraklarımız. Yani şöyle söyleyeyim, üretim var ama çalışan yok. Evet. Yani şu an o dönemdeyiz ne yazık ki. Kesinlikle. Evet. Aslında çalışsa siz zaten gerektiği kadar bütün çalışanlarınızın arkasındasınız. Tabii, bu konuda tabii. Dikkatli bir firmasınız. Çalışanlarınızdan da bunları duyduk. Çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Ve verdiğiniz güzel bilgiler için. Teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum.